Ya düşündüm ki senle ben yani biz bir sen iki ben bir iki ne değil mi? Bir iki bir iki dolmuş mu dolduruyorum sanki? Biz işte canım biz. Lan bu ne ya? Bu mavi değil ki. Mavi olsa rahat rahat konuşacağım belki ya. Allah Allah. Erkut. Kız ödümü kopardı ya. Ne sessiz sedasız geliyorsun? Pardon ya, çay almaya gelmiştim. Ha, al. Bak bunu yeni koydum. Sıcak hem taze de. Zaten sana bayat çay vermem ben ha. Süpersin ya. Öyleyim değil mi? Evlenelim mi? Kız ne yapıyorsun ya? Mis gibi hipster şeyi bak mahvettin iyi mi? Erkut ne diyorsun ya sen? Ya sen az önce bana evlenme mi teklif ettin? Ya hayır canım yani eve çıkalım beraber yani. Senle ben eve çıkmayalım mı yani? Ha, eve çıkalım anlamında. Evet. Hem de iki medeni insan gibi ev arkadaşı olalım ya. Ben var ya çok temiz adamımdır biliyor musun? Hijyen Erkut. Gerçekten. Sonra bir de kahvaltı hazırlarım sabahları. Üf, Van kahvaltısı yemin ederim ya. Bence beni kaçırma bence yani. Onca dedikoduya rağmen mi? Ya bırak Allah aşkına ne dedikodusu ya. Hiç olur mu öyle şey? Boş boş konuşuyorlar işte. Ya senin gibi kızdan hiç öyle böcekli pis ev çıkar mı? Bence var ya, yani kesin seni sevmeyen biri yaydı bu dedikoduyu. Bilemem de yani şimdi. Aslında bana farkmaz da. Ne o zaman? Ne? Ya benim diğer ev arkadaşı çıkarken bütün o mobilyaları falan topladı götürdü. Şimdi mobilyam yok benim. Bana böyle mobilyası olan biri lazım. Yani ikinci el olsa da olur da. Mobilya. Ya mobilya işi tamam ya. Rahat ol tamam. Mobilyayı ben hallederim canım, o bende. Gerçekten mi? Ya benim mobilyacı bir arkadaş var da benim. Gezgin biri. Kafası da gezgindir. Ben her şeyi sana hem de sıfırından ha öyle ikinci el falan değil. Çözerim tak diye kapına getiririm. Rahat ol bende o iş. Ya Erkut harika bir haber ya bu. Ben tamamım o zaman. Sen bana haber verirsin. Tamam. Sen tamamsın. Ben de sana tamamım kadın şirin. Aa! Ulan hala mı düşmeyeceksiniz yakamdan ya? Ya ne sinirleniyorsun ya Kadir abi? Allah Allah. Ben senin veli nimetinim ya. Şöyle birkaç parça eşya almaya geldim buraya. Malum yeni ev, yeni umutlar, yeni bir hayat. Şimdi bak abi, sen bana şöyle en pahalısından, en kalitesinden bir oturma grubu, TV ünitesi, bir tane orta sehpa tabii. Bir de yemek masası isterim abi ama bak bunlar kalitelisinden ha. Ceviz olsun ceviz, tamam. Sonra bir de, ha bir de yatacak bir şeyler lazım tabii. Böyle bak, böyle rahat bir yatak, tamam. Baza, bir de böyle işlemeli, böyle şekilli, afilli bir başlık. Tamam abicim? Yok kardeşim, yok. Nakitin varsa al dükkanı götür. Ya Kadir abi Allah'ını seversen ya. Ben de bu kadar keş para olacak gelir senden mi alışveriş yaparım? Neler var piyasada ya bilmiyor musun sen de? Ya hadi yürü git ya hadi yürü git. Ya Kadir abi niye böyle yapıyorsun ya? Bak istersen sana şirketten kefil de getiririm ha. Koskoca modamın sonuçta yapma be abi. Hadi git işine Erkut. Vermiyorum ya vermiyorum. Hadi al alabiliyorsun al. Öyle mi? Tamam abi madem böyle konuşuyorsun madem kalbimi kırıyorsun abi. Heh. Sabri'den mesaj geldi de. Babacığım, bir ay sonra tatilim var. Annem de sen de özlemek beni. Eğer ki Erkut abimin, can yoldaşımın istediği malları vermezsen gelmem. İznimi başka yerde kullanırım. Ukrayna'ya giderim. Anneme de derim ki babam yüzünden. İşte o yüzden kefilim eşyaları ver. Senin bu oğlan iyice Türkçeyi unutmuş abi. Zor anladım vallahi. Ulan. Var ya sen değil ama benim oğlan var ya eşeğin en önde gideni ya. Ya niye öyle diyorsun ya? Vallahi Sabri pırlanta gibi çocuk hep demişimdir. Abi vereceğim mi benim eşyaları ha? Al ulan al. Bir ruhumu almadın zaten şeytan kılıklı. Sağ ol abicim. Bak ben buraya listeyi yazdım. Aşağıda da adres yazıyor. Sen bunları kargolar kutular şutlarsın bana. Hadi kolay gelsin abicim. Ya Kadir abi o kadar eşya aldık şimdi bunu da sen yollarsın artık. Bu senin hediyen. Bak böyle dandık şeyler istemem ha. Bundan. Tamam. Bu senden ha. Buna para vermem. Hadi görüşürüz.
Abi sosyal sorumluluk projemizle ilgili tüm raporları toparladım. Dediğim gibi haberler çok iyi. Hepsi burada. Hah. Çok sağ ol Yutulacığım. Koş öyle. Vay. Almanya'ya mı gidiyorsun? Her yaz giderim abi. Kuzenler bekliyor. Önce arabayla bizimkilerin yanına yazda uğrayacağım. Sonra İzmir'den direkt Almanya'ya. Kıskandım vallahi abi. Benim için her yere gitmek çok kolay. Önemli olan uçmayı bilmek. İstersen seni de götüreyim. Kaçırma geleceksen. Bilmiyorum ki ya. Çok isterim. Ama izin işini ayarlamam lazım. Sen bir bak kardeşim. Ver bakayım telefonu. Heh. Al. Karar verince haber ver bana. Teşekkürler abi. Haber veririm. Hadi kaçtım ben. Kolay gelsin. Sana da. İşte bu kadar. Duydun mu? Erkut ev arkadaşım oluyor. Sen hiçbir şey söylemeden daha ben direkt söyleyeyim. Evet, ben de çok düşündüm. Yani Erkut'a böyle ümit vermiş gibi olur muyum falan diye ama... ne bileyim yani ben artık böyle akışına bıraktım ya. Ne olacaksa olsun. Akışına bıraktın. Ha. Akışına bıraktın ha? Peki akışına bırakırken evini kimin böcek bastığı dedikodusunda yayanı merak ettin mi acaba? Ediyorum tabii Ati. Yani böyle düşündükçe zaten cinlerim tepeme tepeme çıkıyor. Onu bir bulursam. Safım benim. Onu bulmuşsun. Bulmuşsun üstüne bir de oda vermişsin ya. Erkut'muş Erkut. Dedikodu yayan Erkut'muş. Ati saçmalama lütfen. Erkut böyle bir şey yapmaz. Yok ya. Ya ciddi misin sen? Ciddiyim tabii. Erhan'a sor. Git Erhan'a sor. Çocuk yana yakıla ev ararken evi böcek bastı demiş. Öyle mi demiş? Hı. Erkut gelmiyor muymuş? Odasında eşyalarını topluyor. Bu gece taşınacakmış. Ne hali varsa görürsün. Ne oluyor ya? Kim? Sen otur kızım, ben geliyorum. Hayırdır Kadir abi, ne oldu yine? Nerede o? Nerede o şerefsiz ha? Kim, Erkut mu? Evet, Erkut. Ha işte geliyor. Ha, bak bak bak. Şunun vaziyete bak. Bak, rahatlığa bak. Ne oluyor ya? Ne oldu yine, hayırdır, ne yaptı bu? Geldi benden bir sürü mobilya aldı. Güya ayrı eve çıkıyormuş. Evet, çıkıyoruz aldık, ne olacak yani? Parasını mı ödemedin lan? Ya ödeyeceğiz dedik ya abi, Allah Allah. Ya parasını ya, Allah Allah. Ya götürdüm mobilyaları. 8 kat yukarı çıkardım. Tam eşyaları bıraktık, döneceğim. Evin sahibi kız geldi. Ne dese beğenirsin? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi ya? Benle ilgili bir şey mi dedi? Ne dedi? Ben Erkut'u sildim dedi. Ev almaktan vazgeçtim. Al bu eşyaları geri götür dedi vallahi. Ana! Sebep? Ya ne bileyim ben be? Allah Allah! Aman Allah da biz paramızı aldık dediler. Çekip gittiler. Kaldım mı tek başıma? Asansör de bozuk. 8 kat aşağıya sırtımda indirdim o koca koca yatakları, dolapları. Ya benim belim zaten sakat. İstiyorum lan. O hamalların parasını da istiyorum. Bu nakliyenin parasını da istiyorum. Mobilyaların parasını da istiyorum. Doktorların parasını da istiyorum lan. Ulan oğlum. Allah. Seni bana sayıyla mı verdiler lan? He? Bıktım oğlum ben senden. Bırak, bırak. Paramı alayım öyle öldür ne yaparsa yap, bırak. Ben hangi birinizin derdiyle uğraşacağım lan? Hangi birinizin parasını bulacağım lan ben? Yeter. Kadir abi! Kadir abi! Kadir abi! Anne! Ya ne vuruyor adam abi ya? Kaç! Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...